Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Bülent Doğu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz hocam. Hocam göz tembelliği nedir? Göz tembelliği basitçe bir gözün veya iki gözün birden iyi görememesidir. Ve bu genelde doğuştan geldiğinde göz tembelliği olarak adlandırılır. Özellikle tek göz tembellikleri bu göz tembelliğinin %95'ini oluşturur. Kısaca böyle anlatabiliriz. Belirtiler nelerdir peki hocam? Nasıl fark ederiz olduğunu? Şimdi tabii bunu anlamak aileler için kolay olmayabilir. Çünkü bu doğuştan itibaren var olan bir şey genelde. Tabii buna sebep olan şeyler var. Örneğin doğuştan bir göz kapağı düşüklüğü veya doğuştan katarakt dediğimiz gözün içine, göz bebeğine baktığımız zaman beyaz bir refle alınması uyarıcı olabilir. Veyahut da gözün kayması, içe ya da dışa kayması uyarıcı olabilir. Ama yaklaşık %70'i hiçbir belirti vermez. Dolayısıyla mutlaka periyodik bir göz muayenesinden bebeklerin geçmesi gerekir tam teşhis için. Kaç yaşında başlamalıyız hocam? Şimdi standart göz muayenelerini biz 6. ayda başlatıyoruz. Eğer ki doğuşta erken doğum veyahut da ailenin dikkatini çeken herhangi bir problem yoksa, doğum problemsiz geçtiyse 6. ayda ilk muayeneyi yapıyoruz. 6. aydaki muayene başlı başına göz tembelliği tanısı koydurmaya yetecek kadar önemli bir muayenedir. Daha sonra periyodik olarak gözün durumuna göre tabii muayeneler planlanır. Peki hocam çocuklarda ve yetişkinlerde göz tembelliğinin risk faktörleri var mıdır? Tabii. Nelerdir ya da? Göz tembelliği genetik bir hastalık gibi düşünülebilir. Yani ailede daha evvel göz bozukluğu, göz tembelliği, göz kayması varsa bu kesinlikle bir yatkınlık sebebidir ve bu ailelerin çocuklarının mutlaka göz muayenesinden erken zamanda geçmesi gerekir. Ama dediğim gibi doğuştan geldiği için anne karnındaki bazı faktörler, işte katarakt oluşuma yol açabilecek çeşitli anne karnındaki enfeksiyonlar veyahut da doğum sırasında oluşabilecek doğumsal travmalar nadir de olsa göz tembelliğini tetikleyebilir. Şimdi ama en sık sebebi nedir göz tembelliğinin? Bir gözle diğer göz arasında numara farkı olması. Yani bildiğimiz gözlük numarasının örneğin bir gözde sıfırken bir gözde iki numara veya daha üstünde olması bir göz tembelliği sebebidir. Peki hocam tedavi edilebiliyor mu göz tembelliği? Göz tembelliği kesinlikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Burada da birçok hastalıkta olduğu gibi erken teşhis göz kurtarır. Erken teşhis ettiğimiz zaman dünyada klasik tedavileri var bunun. Yani hemen eğer göz bozukluğu varsa bunun gözlükle düzeltilmesi, tembel olduğunu teşhis ettiğimiz gözün çalıştırılması için göz bandı tedavileri, günlük belli saatlerde gözü kapatarak yaptığımız tedaviler tedavinin esasını oluşturur. Bunun yanına ekleyebileceğimiz egzersizler ve son zamanlarda daha popüler olan ve başarısı da kanıtlanmış olan sanal gözlükle veya sanal programlar, sanal gerçeklik programlarıyla yapılan tedaviler de yardımcı tedaviler olarak artık ön plana çıkmakta. Peki hocam çocuklardaki göz tembelliğinin tedavi süreci nasıl olur? Nasıl ilerler? Burada öncelikle tabii muayene şart. Muayeneden sonra teşhisi koyduğumuzda aileyi iyi ikna etmemiz gerekiyor. Çünkü aileler genelde biraz hayal kırıklığına uğruyorlar. Biraz böyle hani üzülüyorlar haklı olarak ama ben onlara mesela her zaman üzülmeye değil, sevinmenin gerektiğini anlatırım. Çünkü ya teşhis edilmeseydi, çünkü ilkokul çağına kadar eğer teşhis edemezsek bu göz tembelliğini, daha sonra tedavisi çok zor ya da yok diyebiliriz. Ama erken yaşta teşhis edilen göz tembelliğinin tedavisi aileyle birlikte uyum içinde doktorun söyleyeceklerini ailenin uygulamasıyla başarıyla yapılabilir. Hocam erken dönem için tespit edilirse tedavi
daha rahat dedik. Peki yetişkinlerde nasıl oluyor tedavi süreci? Yetişkinlerde şöyle, eğer okul çağına gelmişse veyahut da bazen öyle oluyor ki mesela 25 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş fark etmemiş insanlar olabiliyor. Tabii bunlarda klasik tedavi metotları çalışmıyor. Yani işte gözlük ya da kapama çalışmıyor. Tabii ki gözlük varsa gözlüğünü kullanacak, biraz daha iyi görme sağlar ama görmenin tama çıkması amaç, yani eksiği tamamlamak ve %100 görmek amaç olduğunda o zaman çeşitli egzersiz programları uygulanıyor. Klasik egzersiz programları var, göz çalıştıran egzersizler ve de işte şimdi kullandığımız artık ve gerçekten etkili olan sanal gerçeklik programları üzerinden yapılan tedaviler var. Peki hocam, göz hastalıklarına erken teşhis çok önemli dediniz ama peki bu tedavi süreci ve takip ne sıklıkla olmalıdır? Şimdi durumun ciddiyetine göre değişiyor. Örneğin çocuğu teşhis ettik, hem gözünde kayma var hem de görmesi çok düşük. Mesela %10 görüyor. Bu çocukları biz 3 ayda bir mutlaka görmeliyiz. Baktık %50'nin üzerinde bir görme var, kayma yok ve 6 ayda bir takip ederiz. Sadece gözlük yetiyorsa yine 6 ayda bir ama kapama da gerekiyorsa daha sık görmek lazım. Çünkü sık görmek hem hastanın gelişimini takip için güzel hem de aileleri motive etmek için de güzel. Bazen aileler bir süre sonra motivasyonlarını kaybedebiliyorlar. Çocuklar istemeyebiliyor. Biz onları tekrar görüp tekrar motive ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkı bir tedavi kısa süre içinde o gözü kurtaracak. Ama böyle aralıklar oluşursa, işte yarım yapılırsa o zaman iş uzuyor. Uzayınca aileler de daha çok zorlanıyor. O yüzden bu sıklıklarda görüyoruz. Egzersiz peki öneriyor musunuz? Tabii. Şimdi egzersiz derken bizim tabii egzersizlerimiz biraz farklı. Örneğin göz kası çalıştırma egzersizleri var gözü kayanlar için. Bir de göz görme artışı sağlayan egzersizler var. Göz kası çalıştıran, kaymayı engellemek için yaptığımız egzersizler çeşitli göz pozisyonlarını hastaya belli dakikalar boyunca çalıştırarak yapılıyor. Görmeyi arttırıcı egzersizlerse çeşitli görüntüleri hastanın gözüne ulaştırarak ve her iki göze farklı görüntüler göndererek yapılan çeşitli tedaviler üzerinden oluyor. Hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Gelişen modern tıp uygulamaları ile sanal gerçeklik program tedavisi nedir? Sanal gerçeklik yaklaşık 3 yıl önce Amerika'da çeşitli sağlık kuruluşları tarafından geliştirilmeye başlanan ve en son FDA dediğimiz Amerikan Sağlık Dairesi onayını da almış bir tedavi. Bu tedavi bir bilgisayar programı. Bilgisayar programına yüklenmiş çeşitli oyunlardan oluşuyor diyebiliriz. Bu oyunların oyunlardan oluşması hastanın uyumunu da arttırıyor. Bildiğimiz bir sanal gerçeklik gözlüğünü hastaya taktırıyoruz ve her iki gözüne çeşitli görüntüler yollayarak ve bir oyun formatında gözün çalışmasını sağlıyoruz. Ve aynı zamanda gözün her egzersizde ne kadar geliştiğini de takip edebildiğimiz, hastaları monitörize edebildiğimiz bir tedavi. Bu tedavi çok başarılı olmaya başladı. Alternatif bir tedaviydi ama artık özellikle okul çağından sonra bizim için temel tedavi haline gelmeye başladı. Çünkü hasta uyumu çok iyi. Yani çocuklar çok seviyor. Oyun oynamaya gelirmiş gibi geliyor, bir tedavi olduklarının farkında değil de sanki bir oyun oynuyormuş gibi oluyor. Daha büyük yaşlarda 45-50 yaşına kadar hastaları bu tedaviye sokabiliyoruz ve fayda görebiliyoruz. Aynı zamanda sadece kayma için bile uygulanabilir programları var. Hem kayma hem göz tembelliği için programları var. Hatta daha bir ileri formu, sporcu görme sağlığını geliştirici programları bile var. Örneğin bir tenis oyuncususunuz, işte karşıdan gelen topun ne kadar hızla geldiği, ne tarafa geldiği, bunları geliştirmek için bile kullanılabilecek bir yöntem uygulamaya başladık, faydasını görüyoruz. Hocam son olarak tedavi edilmezse nasıl sonuçlanıyor? Şimdi tedavi edilmezse iki tür sonucu var bunun. Birisi yaşamsal sonuçları. Yaşamsal sonuç nedir? Çocuk bir gözüyle iyi göremeyince üç boyutlu görme dediğimiz görmeyi geliştiremiyor. Bu da nedir?
çocuğun denge gelişimini, çocuğun el becerisi gelişimini, göz vücut koordinasyonunu etkiliyor. Çocuk sakar olabiliyor, çocuk beceriksiz olabiliyor. Bu da özgüvenini etkiliyor. Bütün hayatını etkiler. Etkiliyor tabii. Ve okul başarısını da etkiliyor tabii ki. Daha sonra çocuk büyüdüğünde işte iş sahibi olma zamanı geldiğinde bu sefer işle ilgili problemler çıkıyor. Örneğin işte erkek çocuk asker olmak istiyorsa, polis olmak istiyorsa olamıyor. Mesela göz cerrahı olmak istiyorsa olamıyor. Ehliyet almaya gidiyor, ehliyet alamıyor ya da belli kısıtlılıklarla alabiliyor. Bu da ileriki hayatında başka problemler yaratıyor. Dolayısıyla böyle tedavi edilebilir bir problemin hani atlanmaması gerekiyor artık günümüzde diye düşünüyorum ve bütün aileleri küçük yaştan itibaren çocuklarını muayene ettirmeleri konusunda nazikçe uyarıyorum sadece. Peki hocam, göz tembelliğiyle birlikte görülebilen farklı hastalıklar var mıdır? Şimdi göz tembelliğine yol açan birlikte görülen hastalıklar var. Daha önce de bahsettiğim gibi mesela katarakt. Şimdi doğumsal kataraktlar, bunlar çok önemli. Bunlar da sadece işte kapama tedavisi ya da gözlük takmak yetmiyor. O kataraktın alınması gerekiyor. Bunun için bir cerrahi geçirmesi gerekiyor hastanın. Katarakt dediğim şey göz merceğinin hastaya görmeyi sağlayamaması. Mesela cam gibi olması gerekirken buzlu cam görüntüsünde olması ve dolayısıyla beyne görüntü gitmediği için de o gözün tembelleşmesi. Dolayısıyla örneğin katarakt cerrahisi geçirmesi gerekiyor. Mesela göz kapağı düşüklükleri, bunlar göz bebeğinin önünü kapatacak kadar düşük ise yine göze ışık gitmediğinden dolayı bir tembellik gelişiyor. Erken dönemde göz kapağının kaldırılarak, o da bir ameliyat, ameliyatta kaldırılarak öyle tedavi edilmesi gerekiyor. Yani bazı hastalıklar da göz tembelliğine neden olabiliyor. Olabiliyor, evet. Eş zamanlı bunları da tabii o zaman tedavi etmek gerekiyor. Evet. Hem o hastalığı tedavi etmek ve sonrasında da oluşan göz tembelliğini tedavi etmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugün konuğumuz göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Mehmet Bülent Doğu hocamız bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.